Evet sevgili dostlar bugün sizlere Hollanda'dan hitap ediyorum. Bu Avrupa gezimdeki gözlemlerimin bir kısmını Fransa Paris'ten size aktarmıştım. Özellikle e, seçimlerde Avrupa Türklüğü'nün, gurbetçi Türklerin neden AKP'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ulağanüstü bir destek verdiğini Türkiye'de sorgulamayan yoktur. Herkesin farklı görüşleri var. Herkesin farklı tespitleri var. Ama isabetli tespitlerin çok az olduğunu gördüm. Zira daha önceden Türkiye'de AKP desteğini makarnacılar olarak değerlendirip, Türk seçmenini rüşvetçi e, anlamında aşağılayan bir muhalefet, sarı muhalefet vardı. E, daha sonra bu e, Sarı aydınlar, sözde aydınlar tarafından kendi milletini beğenmeyen, kendi milletinin değerlerinden kopan aydınların isabetsiz yorumlarıyla e, tabii ki biz de etkilenip e, farklı yorumlar, belki isabetli yorumlar yapmıyorduk. Belki benim bu gözlemim de çok isabetli olmayabilir ama size gördüğüm e, bir yandan da kıskandığım yani bir ülkücü olarak, Türk milliyetçi olarak niye biz böyle başarılı siyasetler ortaya koyamadık? Niye biz Türk seçmeninin gönlünü fethedemedik? Şeklinde sorgulamamı da aktarmış olacağım. Avrupa Türklüğü'nün sahipsiz olduğunu adeta özellikle PKK'nın korunarak bölücülerin Türk vatandaşları üzerinde psikolojik bir baskı oluşturduğunu rahatlıkla bütün Avrupa'da görebilirsiniz. Adeta Türk seçmenini sindirmişler, Türk vatandaşlarını sindirmişler, bir PKK hegomanyası kurdurmuşlar. Bu Avrupa devletlerinin eliyle yapılan, istihbarat teşkilatlarının eliyle yapılan bir şeydir. Hep böyle yıllarca önce e, biz siyasi suçlu olarak cezaevinde yatarken, Türkiye düşmanlarına karşı neler yapılır diye hep çeşitli tartışmalarımızda, benim hep savuna geldiğim, hala savunduğum, Örneğin Fransa'nın Korsika'nın bağımsızlığını desteklemek. Örneğin İspanya'nın ETA'nın Katalonya bölgesindeki ayrılıkçılığını desteklemek. Örneğin İngiltere'de İran'ın taleplerini desteklemek bir Türk dış politikası olması gerektiğini ben de savunanlardanım. Bunu aleni yaparsınız, gizli yaparsınız. Bunun yapılma metotları değişken olabilir. Bunun için söylüyorum bize dost gibi gözüken stratejik ortağımız, askeri ortağımız, ekonomik ortaklarımız olarak bir tane Avrupa Birliği ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı samimi, dürüst, ilkeli davranmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'yi antidemokratlıkla suçlayan Avrupa'nın efendim gerçekten insanlarına ne kadar saygı gösterip göstermediğini eğer ön yargılarınızla değil de objektif bir değerlendirmeye tabi tutarak gelir gözlerseniz ne kadar aşağılık ikiyüzlü insan haklarına karşı kendilerine başka, insanların ırklarına göre başka örneğin Filistin'de Gazze'lilere, Araplara, Müslümanlara başka bir tutumu Ukraynalara, Sarışınlara, Hristiyanlara başka bir tutumu efendim Türkiye düşmanlarına karşı nasıl bir tutum sergilediklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi Avrupa'da ne yasak? Hangi hürriyet serbest ona bir bakalım. Yasak olanlar mesela İsrail'i kınayamazsınız. Mesela Ermeniler, Türkler bize soykırım yaptı dediğinde siz de bir Türk olarak hayır bu dedelerimize iftiradır dediğinizde bu yasak tutuklanmayla ceza almayla karşı karşıya gelebileceğiniz bir husustur. Böyle işte PKK'lıların televizyonlara çıkıp PKK'lı militanların askerimizi, vatandaşlarımızı öldürüp kaçan, buralara iltica eden PKK'lı militanların televizyonun açık oturumlarında açıkça o devletleri tehdit edip biz Türkiye'ye karşı sizin için savaşıyoruz, bize doğru sahip çıkın hadsizliğini bile çok rahatlıkla yapabilen, yapılabilen bir bölgeden, dünyadan bahsediyorum size. Değerli dostlar, şimdi bunları görmezden geldiğimiz müddetçe Türk milleti bunları görmezden gelen bütün siyasetçilere iktidarı haram etmiştir, edecektir de. Şimdi ben bunu daha iyi anlamaya çalışıyorum. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğru bir siyaset güttüğünü buralara gelince, buralardan bakınca görebiliyoruz. Bakın bir e, siyasetçinin, bir genel başkanın bir doğrusuna e, destek vermek, onun bütün olumsuz şeylerini onaylamak anlamına gelmez. Bilindiği üzere gördüğümüzde özellikle milliyetçi siyasete fayda sağlayan herkesi alkışlıyoruz. Ama milliyetçi siyasete zarar veren buna Bahçeli de dahil, buna Akşener'de dahil, buna Sayın Özdağ'da dahil, buna Destici'de dahil, buna geçmiş ve gelecek her şey dahil bunları doğruları alkışlıyor, yanlışları kınıyoruz. İşte Avrupa'da gördüğüm başka bir husus, bütün samimiyetimle söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan gücünü görmezden gelemezsiniz. Bu hem Türk vatandaşlar bazında hem Araplar bazında hem Müslüman kimlikli insanlar bazında hem de Avrupa'da bir şekilde buralara gelmiş sığınmış mazlumların bakış açısında bunu görmek mümkündür. İşte siyasetçiler bunu aydınlar bunu görüp bunun sosyolojisini iyi anlamalı ve anlatmalılar ki Türkiye'de Türk siyaseti demokrasi hukuku gelişsin. Evet sistemle barışık olduğunuzda dünyanın her yerinde demokrasi var. Yani iktidara söz etmezseniz, yönetenlerin yanlışlarına söz etmezseniz size kimse bir şey demez. Bu Uganda'da da demezler, Tanzanya'da da demezler, Rusya'da da demezler, efendim Avrupa'da da demezler. Yani bir demokrasi ve insan hakları kandırmacasının beşiğidir e, Avrupa. Tıpkı emek hırsızlığının Kabe'si Çin gibi. Halbuki sosyalistler hani e, proletörle diktatörlüğüyle işçi ve emeğin yanında olacaklardı. Hep bizi insanlığa bir takım yutturmacalarla bu hale getirilen dünyada gide git yaşanmaz hale gelen bir bir hal alıyor. Bunu gözlüyorum. Ayrıca Fransa, Almanya bizi kıskanıyor mottosuyla iktidarla hep dalga geçeriz. Ben size bir şey söyleyeyim. Gelin bir hafta kalın Avrupa'da ama cebinizden de biraz para harcayın. Görürsünüz Avrupası kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu. Türkiye'nin alım gücü az olduğu için, yani enflasyon çok olduğu için, evet bize çok pahalı bir Türkiye. Ama dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, dünyanın en ucuz ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu göreceksiniz. Yani yabancıların enflasyonu olmayan ülkelerin para birimiyle para geliri olup da Türkiye'de harcarsanız muhteşem bir şey. Ama Türkiye'de kazanıyor, Türkiye'de harcıyorsanız eyvah yandınız. Zengini bile her geçen gün fakirleşen bir Türkiye'den bahsetmiş oluyoruz. İşte bütün bunların eşiğinde objektif kitabın ortasından efendim Türkiye'nin geleceği yani hep kendi geleceğimiz bindiğimiz dalı kesmemek adına sadece karşıtlık oluşma, oluşturmanın bize de Türkiye'de bir fayda getirmediğini maalesef gördüm. O bakımdan şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. İşte kim kazanacağın benim için artık bir önemi yok. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve Türkiye'nin bütün kentlerini kimin güzel yöneteceği, o şehirlerde yaşamanın konforunu artıra, maliyetini düşürerek artırma, kimin artıracağını, vatandaşın o şehirlerde huzurlu ve rahat yaşamını kimin daha iyi yönetebileceğini görüp yerel seçimlerde karar vermemiz gerekiyor. Evet, siyasal iktidar adaletsizdir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Eşitlik ilkesini bozup Türk demokrasisini ve adaletin hukukunu yaralayan icraatlarından vazgeçmedikçe Türkiye'ye iyilik miymiş gibi yaptığı her şeyin yarınlarda bizim önümüze kötülük olarak geleceğini de görenlerden biriyim. Evet Hollanda'dan saygılar ve sevgiler.